Salim Güren belirttiğim saatlerde tarlada benim yanımdaydı. Hatırladığım kadarıyla sabah 08.00'dan itibaren bir 5 saat yanımızdaydı. Daha sonra yanımızdan ayrıldı. 14.00-14.30 arası geldi. Ondan sonra yanımızda Nari'nin kaybolduğu haberini alana kadar kaldı. Bu sürede bir defa üstünü değiştirmek için yanımızdan ayrıldı dedi. Tutuklulardan Birsen Güran'ın 12 Eylül 2024 tarihli beyanlarının hatırlatılması üzerine R.A. kimse ifadelerimi ne şekilde vereceğim hususunda bana baskı yapmadı. Beni kimse tehdit etmiyor. Salim Güran'dan korkacağım herhangi bir durum yoktur diye konuştu. Hakimlik, R.A.'nın tutuklanma gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. Suça sürüklenen çocuk R.A.'nın üzerine atılı çocuğu kasten öldürmek suçunu işlediğine dair, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan maktul Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldı. Buna göre dosyadaki jandarma suç araştırma timi, LASAT, tutanağına göre Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin eğer tutmaz deresinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2024 tarihli kararıyla bir kısım şüphelilerin tutuklanmasına karar verildiği, R.A.'nın şüpheli Salim Güran'ın tarlada olduğu saatlerle alakalı beyanlarının dosyadaki HTS kayıtlarıyla, diğer şüpheli beyanlarıyla ve dahi şüpheli Salim Güran'ın kendi beyanlarıyla çeliştiği, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, taraflar üzerinde baskı kurulma ihtimalinin eldeki dosya bakımından somut olarak varlığı ve dosyadaki diğer tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasa'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 101 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 103 maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, delillerin tamamen toplanmamış olması, verilmesi beklenen cezaya göre R.A.'nın kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna dair kanaat ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından R.A.'nın CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi. Narin cinayeti, tutuklu sayısı 12'ye çıktı. Yengesi kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı.